oturmatik projesi hayata geçiyor. Buna göre koltuklar kapalı olacak. Bu gördüğünüz gibi olmayacak. Sadece kartı olan özel kişiler o koltukları açabilecekler. İşte detayı. Bir gün toplu taşıma aracında metrobüste engelli bir vatandaşın kendisi için tahsis edilmiş bulunan alanı kullanamadığına şahit oldum. Bir başka gün hamile bir bayanla aynı sorunla karşılaştık ve o da kendisi için tahsis edilmiş olan alanı kullanamıyordu. Aynı zamanda söyleyemiyordu hamile olduğunu. Keza artı 65 yaş üzeri yaşlılarımız için tahsis edilmiş alandır onlar ve gazilerimiz için. Onların da bu problemle karşılaştıklarını ve bu problemleri yaşadıklarını gördüm. O anda bende bir kıvılcım uyandı ve ARGE çalışmasına başladım. Arkamda görmüş olduğunuz koltuk projesi hayata geçti ve çok yakında da inşallah halkımızla, toplumla buluşacak ve hizmete başlayacak. Projenin ana hatlarını oluşturan esas unsur kişilere tahsis edilmiş olması. Yani engelli vatandaşlarımız, gazilerimiz, hamile bayanlarımız ve artı 65 yaş üzeri devletin öngördüğü yaşlılık sınırıdır. Yaşlılarımız kartlarıyla koltuğa gidecekler. Kartlarını, manyetik kartlarını okuttuktan sonra koltuk otomatik olarak açılım gösterecek. Burada önemli bir nokta daha var. Açılım gösterdikten sonra koltuk ikinci oturumu engelleyen sisteme sahip. Belli bir ağırlık üzerinden kalktığı an itibariyle tekrar kart okutmak icap ediyor ve koltuk tekrar açılım gösteriyor. İkinci kişi koltuğu kullanabiliyor. Dolayısıyla da bu yerler kötü kullanıma veya suistimale kapatılmış oluyor. Aynı zamanda koltukların ön kısmı reklam alanı olarak kullanılıyor ve bu reklam alanları dijital olarak tasarlandı. Bir noktadan düğmeye bastığımızda koltuk 3000 noktadaysa 3000 noktaya, 100.000 noktadaysa 100.000 noktaya aynı anda reklam gitmiş olacak. Çok önemli bir hususta keza hamile bayanlarımızla alakalı yapmış olduğumuz çalışma. Biliyorsunuz toplu taşıma araçlarında özellikle hamile bayanlarımız bindiğinde, kendisi için tahsis edilmiş olan bu yere gittiğinde ben hamileyim lütfen yerimden kalkar mısınız deme lüksüne sahip değil. Dense bile orada belli bir muhalefet oluşabilir veya rencide olabilir. Bir başka hususta hamile bayanın hamile olduğu belli olmayabilir. Bu kartla gidecek, kendisi için tahsis edilmiş olan yere oturacak ve hiçbir problem yaşamayacak. Ürünümüzün Türkiye ve dünya haklarını almış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türk milletinden böyle bir ürünün dünyaya mal olması da ayrıca gurur verici bir nokta olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda dünyada bunun eşi benzeri yok. Böyle bir ürün veya benzer bir ürün bugüne kadar, şu ana kadar yapılmış değil. Bütün dünyayı dolaştık ve bununla ilgili tetkiklerimizi de oluşturduk. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Yakında toplumla buluşacak. Toplumumuza, milletimize ve vatanımıza hediyemiz olsun. Koltuk projemizin kullanılacağı alanlar otobüsler, daha doğrusu toplu taşıma araçları demek ve genel almak daha doğru olur. Toplu taşıma araçları dahiline giren otobüsler, metrobüsler, tramvaylar ve benzeri noktalar, havalimanları, okullar, kolejler, daha doğrusu topluma açık olan hastaneler, kalabalık olan kişilerin oturma problemi yaşadığı ve yaşayacağı her yer. Birinci resimde ürünümüzün kapalı halini görüyorsunuz. Kapalı haliyle koltuk kısmı, yani oturma kısmı bu alanı kapsıyor. Aynı zamanda oturma kısmının alt tabanına tekabül eden yerde reklam alanı mevcut. Bu alanlar dijital olarak tasarlandı. Bir altında keza ikinci reklam alanımız mevcut. Burada perspektif görüntüden dolayı biri farklı görünüyor boyut olarak ama her ikisi hemen hemen aynı boyutlarda. Görmüş olduğunuz siyah alan güneş enerjisi ve güneş enerjisiyle şarj olabilen üniteye uzanan enerji toplayıcı ünitesi. Kart ve manyetik unsurları okutma ünitesini görüyorsunuz. Kimi kartlar içerisinden geçirilebiliyor, kimi kartlar da ön kısımdan okutulabiliyor. Ürünü stoplayan stop noktaları mevcut gördüğünüz gibi. Ayaklar 90 derecede ürün sabitliyor. Yere montaj ayakları dilediğiniz gibi çok portatif bir ürün olduğundan ve kalınlık olarak da her yere konulabilen, yerden tasarruf ettiren bir ürün olduğundan hiçbir sıkıntı yaşamadan uygulanabilir. İkinci karede kart okutulduktan sonra kalkan kilit noktasını görüyorsunuz. Kilit yukarıya kalkıyor ve koltuğun oturma kısmı aşağıya doğru iniyor. Açı 90'ı bulduğunda stoplayacak ve oturulabilecek. Üçüncü karede keza tamamen açılmış pozisyonunu görüyorsunuz. 90 derecede. Biz bunu krom, plastik, minderli, mindersiz olarak birkaç versiyonda tasarladık. Yerine göre, bulunduğu konuma göre ve oradaki coğrafi alana göre değişim gösterecek. Açıldıktan sonra kişi oturuyor ve yuvalar gördüğünüz gibi tamamen açıkta. Bir koltuk kadar yer kaplıyor sadece.
Dördüncü resimde üst üniteler görünüyor. Yine güneş enerjisiyle enerji toplama alanları, keza elektrik enerjisiyle çalışan birimler de var ama arka plana düştüğü için göremiyoruz şu anda. Oturma alanı, yukarıdan bakış, yandan görünüş, kalınlık olarak görüyorsunuz 15 santim gibi bir kalınlığı var ve gayet portatif bir ürün. Açıldığı zaman 90 derecesini görüyorsunuz ve bu da karşıdan bakış. Çok vermiyorlar yer. Gençler hepsinde bir telefon, hiç yüzüne bile bakmıyor. Tık 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 tık, başka bir şey yok. Ayakta mı yolculuk yapıyorsunuz? Çoğu ayakta yapıyoruz. Kaç yaşındasınız? Söyleyeyim mi? Söyleyin. 84. Maşallah. Ayakta gidiyorsunuz, kimse yer vermedi mi? Yok, daha iyi böyle. Toplu ulaşımda oturma önceliği yaşlı, hamile ve engellilerin. Ama buna rağmen onlar zaman zaman ayakta seyahat etmek zorunda kalınca bir proje üretildi. Adı Oturmatik. Bu bulunduğumuz noktaya gelecek olan koltuklar kapalı konumda bulunacak. Şu noktasında bir kilit sistemi olacak. Kilit sistemi açılacak ve koltuğun üst paneli yatay konuma geçecek. 90 dereceye düşecek ve bana yer verir misin devrini böylelikle kapatmış olacağız. Oturmatiklerden faydalanmak için yapmanız gereken hemen koltuğun üzerinde yer alan alana kartınızı okutmak. Siz kartınızı okuttuğunuzda koltuk otomatik olarak sizin için açılacak. 65 yaş üzerine tanımlanan bir kart var zaten mevcut halde. Bunlara belli çip numaraları tanımlanacak. Hamile bayanlarımız için ise hastanede ilk kontrolünü yaptırdığı an itibariyle 9 ay süresince geçerli olacak olan bir kart takdim edilecek. Evet, hamileydim ve ayakta kalmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki rahatlatır. Çünkü ayakta kalmaktansa hamile bir bayan oturması güzel bir şey. Güzel bir şey yani, hiç sıkıntı çekmeyeceğim diye düşünürüm bu yaştan sonra. Proje engelliler, yaşlılar ve hamileler için hayata geçiyor. Yani siz toplu taşıma araçlarına bindiğinizde koltuğunuz size rezerve edilmiş olacak. Üstelik sadece toplu taşıma araçlarında değil, yine birçok noktada da bu otomatikler hizmet verecek. Kalabalık noktalarda, havalimanı, hastane gibi, kolej gibi, daha doğrusu engelli vatandaşlarımızın, hamilelerin, yaşlıların ve gazilerimizin olabileceği her yerde olacak koltuklarımız. Proje öncelikli olarak İstanbul, sonrasındaysa Ankara'da denenecek. Olumlu sonuç alınırsa tüm ülkede uygulanması gündeme gelecek.